Herkese günaydın arkadaşlar. Sizo ve Hüsana kanalına hoş geldiniz. Sonbaharın bu son günlerinde yapraklarda dökülmeye başlıyor. Rengarenk çok güzel bir görünüm de var. Bunun arabadan şu anda gözükmüyor. Sizleri bugün bir BMW'ye götüreceğim. Bizim yakınımızda olan bir firma. Oldukça büyük bir firma. Almanya'nın bazı şehirlerinde de yerleri var. Biz devamlı normalde bu BMW'ye geliyoruz. Buradan iki defa BMW 5 serisinden aldık. Tabii ki kullanılmış arkadaşlar, yeni değil. Birlik serisi aldık. O da yeni değildi. En son sezona 2015 yılında 5 kapılı mini aldık. Mini kupa. O şu anda yine elimizde. Ben BMW'yi çok seviyorum. Nedense bana kullanımı çok güzel geliyor. Bu yüzden de sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Evet, benim şu anda elimde Land Rover Discovery Sport var arkadaşlar. Biz bunu 2018 yılında yeni almıştık. Ucuz bir araba değil ama hakikaten güzel bir araba. Şu anda biliyorsunuz Almanya'da biraz dizelden dolayı zorlu çıkarmaya da başladılar. Bu Euronorm 6 olduğu halde bazı şehirlere de girmeme durumu da var. Ama onun için biraz da böyle BMW'ye doğru tekrar dönmeye başladık gibi bir durum var. Bugün bakalım bütçemize uygun alacağımız, tabii ki peşin almayacağız. Bu arada Almanya'da araba almak o kadar zor değil. Taksit alıyorsunuz. Bazıları az bir miktar ön ödeme istiyor. Bazıları hiç istemiyor. Uygun bir şey bulursak, bakarsak almaya da niyetim var gibi bir durum var. Çünkü Almanya'da artık her şey elektro oldu. Çoğunluk arabalar hep elektro. Artık yeni araba üretimleri de o yöne gitmeye başladı. Biz de bakalım bütçemize uygun bir şey bulursak, bakarsak. Aa, bu arada arabamdan memnunum. Hakikaten hoşuma da gidiyor. Arkadaşlar şu anda park yerine geldim. BMW'ye geldim. Sizlere buradan bayağı da çok araba var. Bazı arabalara göstermeye çalışacağım. Biraz sonra görüşelim diyelim. Evet sevgili dostlar. İlk arabamız Mini Cooper. Küçük yerinden başlamak istedim. 5 kapılısı. Şu anda bizde olan Mini Cooper'ın aynısı. Sade rengi değişik. Hanım biraz mavi sevdiği için bununki biraz mavi renkte. Gördüğünüz gibi hakikaten çok güzel bir kullanımı var bu arabanın. Küçük ama belki de küçüklerin içerisinde en güzellerinden. Bizim için en azından. Öyle bir araba. Her tarafını çok koyu yapmışlar. Fazla da bir şey. Bakın. Bu araba kaç? 33 bin kilometre demiş arkadaşlar. 2022 model. Bizim minimiz 2015 model. O zaman yeni almıştık. Hatta 136 beygir gücü aynı duruyor. 26.480 aramış arkadaşlar. Bizim aldığımız zaman 2015 yılında biz yeniydi o zaman. 31.000 euroya almıştık. Tabii ki taksitle. Burada taksitle almak çok kolay. Hatta bu arabanın üzerinde de yazıyor. 366 euro arabanın aylık ödemesi varmış. Bizim arabamız da 2015 model olmasına rağmen şu anda 35 bin kilometre civarında. Bu da 33 bin kilometre etmiş 2022 model. Evet, sonunda bir tane kullanılmış e-dry elektro araba buldum. Bak, 120 amper üzerinde. Bu uzun zamandan beri var arkadaşlar bunun ama kullanılmışını hiç göremiyordum. Hakikaten bugün tesadüfen denk geldi. Bakın.
Araba 12.700 kilometre var üzerinde. 2021 model. 25.980 euro arkadaşlar. Tam elektro. 289 euro aylık ödemesi var. Gördüğünüz gibi araba hakikaten temiz de gözüküyor. Son zamanlarda biraz çok yağmur yağdı. Biraz da kirlenmiş. Bu firma da çok güzel. Böyle fazla eski olmayan arabalar çok. Ama bugün oldukça fazla araba var. Bir de bir BMW firmasında Audi'de var. Tabii ki bu gelip BMW ile değiştirdikleri için bunu ön ödeme olarak veriyorlar. Bu Avant türü, yani kombi türü bir araba. Üzerinde fiyatı da var. Göstereceğim sizlere. Bakın. Bu Avant türleri çok tutulan bir araba Almanya'da. Seri olarak da güzel bunlar. Evet arkadaşlar, S6'ymış. Dizel bir araba. Arabanın üzerinde 85.700 kilometre varmış. 2020 model. 47.480 euro. 569 euro aylık ödeme istiyorlar. Bakın güzel gözüküyor. Ha, yanında bir tane de Mustang'ımız var. Sanırım bu da böyle değiştirilmiş bir araba. Arkadaşlar bu Mustang'ların bir Avrupa türü var. Bir de Amerikan türü var. Avrupa türlerindeki arabalarda bunlara fazla yüksek piyesli olanlara fazla tercih de etmiyorlar. Edenler de var tabii. İkisini de satıyorlar. Ama hakikaten çok güzel bir görünüşü var. Bu Mustang'a aşık olmam ta eskiden bir tane film vardı. Hatırlar mısın? Şu anda ismi aklıma gelmedi. Steve McQueen'in. Orada eski 56 modeldi galiba. Bir tane Mustang vardı. Evet, fazla da gözükmüyor ama 7.200 kilometre varmış arkadaşlar. 450 beygir gücü. 44.980 euro. Ama güzel gözüküyor. Bakın şu görünüşe. Zaten bu üzerindeki at her şeyi gösteriyor. Ha bu arada bu Mustang'ların yeni Jeep modellerinden tam elektrik olanlar da var arkadaşlar. Mach-T diye geçiyor. O da güzel bir araba. Elektro sevenler için oldukça ideal. Zaten bu son zamanlarda daha önceleri de vardı. Şimdi biraz azalttılar. Bunlar 9.000 euroya kadar nasıl söyleyeyim, indirim yapıyorlardı. Arabaların elektro olduğundan dolayı Umwelt'e daha iyi zarar vermediklerinden düşündüklerinden ama batarya yine sonuçta Umwelt'e zarar veren. Evet, gençlerin sevgilisi bir kabriyomuz var. M modeli M4. Bakın ne güzel bir araba. Bunun fiyatı da çok güzeldir arkadaşlar. Fiyatına geleceğim. Önce size bir önden göstereyim. Bakın. Bu M serilerinden. Bilmiyorum, inşallah üzerinde kaç beygir gücü var onu da görebiliriz. Hemen yine yanında bunun aynısının beyazı var. Hadi. Bakın. Evet. Arabanın dizaynına bakın arkadaşlar. Bir size jantını da göstereyim. Bakın. Aslanım ben. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bunun üzerinde hiç lastiklere bakın. Zaten her tarafında kamera şeyleri var. Çok avuç tartının çok güzel olması lazım. Bakın. Evet. Bir de fiyatına geleyim arkadaşlar. 125.259 veriyormuş. 510 beygir gücü varmış arkadaşlar bunun üzerinde. 1.550 euro aylık ödeme istiyorlar araba için. Bayağı da listeyi doldurmuşlar. Yani içerisinde yok yok diyelim. Hakikaten güzel gözüküyor, kabrıyor.
Ama şu an mevsim olmadığından sanmıyorum bu arabayı yaza kadar satabileceklerini. Yine hemen yanımda yine M4. Bu sefer kabriyo türü değil, kupi türü. Bakın önden de çok güzel desenk vermişler arkadaşlar, bakın. Ama güzel gözüküyor, ne yalan söyleyeyim. Hemen yine yanında koyu rengi var. Bilmiyorum, bu renk son zamanlarda olmaya başladı böyle. Hakikaten de çok görüyorum dışarıda. Ha tabi arkadaşlar, bunlar özel araba, özel renk. Bunların fiyatları da tabii ki ona göre, boya rengi daha fazla fiyat olarak. Bu arabamız da kabriyo nazaran 2000 euro daha ucuz. 122 bin euro arkadaşlar. Aylık ödemesi yine 1200'den aşağı değildir. Ama ne yalan söyleyeyim, güzel araba yapıyorlar. Bu BMW'nin özelliklerinden bir tanesi de hele kurvelerde gidiş şekli daha güzel. Daha önce kullandığım için biliyorum. Evet sevgili dostlar. 5 serilerinden 520 dizel. Bakın yeni modeli. Tabii benim kullandıklarım böyle bu kadar. Bu biraz daha büyük geliyor bana. Ama sizlere tavsiyem 524 silindirli. 6 silindir hakikaten çok harika oluyor bunu kullanması. Yakıtta derseniz yakıtta fazla bir özelliği yok aslında. Belki 1 litre 2 litre fark eder. Arkadaşlar bakın şu büyüklüğü yapmışlar. Bakın. Ama önden de çok güzel gözüküyor. Bakın arkadaşlar. Bakın. Ha zaten bundan bir iki gün önce radyoda haberlerde duydum. Artık Almanya'da benzinli ve dizel motor üretimini durduracaklarmış. Bunu başka ülkelere kaydırıyorlar. Örneğin Avusturya'da yapılacağını duydum. Artık hep elektro üretimine geçiyor Almanya'da. Ama satışlar tabii ki devam ediyor. Arkadaşlar bu arabanın üzerinde şu anda fiyatı yok. Ama güzel bir fiyat da vardır. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen daha hiç böyle normal elektro veya hibrit olmayan arabaya denk gelmedim. Bakın bunların hepsi ya hibrit ya elektro. Artık yeni bir döneme girdik. Bütün arabalar bakın önlerinden de belli. Hava girişimi yok. Hibrit, elektro. Şu anda hibrit elektro daha avantajlı durumda. Fiyat bakımından. Bakın bu araba 69.459 lira arkadaşlar. 320'ymiş. Elektro yazıyor. 180 kW diyor. Onun artık ne kadar mesafe aldığını bilmiyorum. Eğer hibrit ise orada sorun yok. Sadece elektrolarda belli bir limitten sonra doldurmak zorundasınız. Rengarenk arabalar. Evet. Bu da yine 320 e-drive diyor. Bu da elektro 860 euro aylık ödemesi yiyordu arkadaşlar. 73.149 euro liste. Ya tabii bu arabaların avuçta altınlarında ona göre fiyat ne kadar yükseldi. Demek ki avuçta altında çok güzeldir içerisinde. Ne istersen bulabilirsiniz. Bakın bu da yine 2 nasıl söyleyeyim? 2 serisinden. Arabanın fiyatı ileride yazıyor. 60 bin euro. Aylık 900 euro ödemesini istiyorlar. 225E. Bak yine doğruymuş. Bunu biraz daha aile türünü kaydırmışlar. Böyle gözüküyor. Bakın bu da yeni serilerden bence üçlük serisi. Hemen hemen hep araba elektro. Artık arkadaşlar bu kiralamaya verilmiş. Şu anda başka bir şey de gözükmüyor buradan. Belki arkada yazısı varsa yazısını görebiliriz.
Bakın. X1'miş arkadaşlar. X3 dedim ama özür dilerim. Hemen hemen aynı gözüküyor. Bu yeni modeli. Eski model biraz daha buna nazaran daha küçük. Bakın bu da bu oldukça büyümüş. Hani BMW'nin en küçük Jeep türü olmasına nazaran. Ama güzel. Rengi de hakikaten İngiliz yeşili diyeyim. Çok güzel yapmışlar. Bakın. Ya bu BMW'nin jantları da çok enteresan gözüküyor arkadaşlar. Bakın hemen yanında üçlük gördüm. Hemen hemen aynı ebatta gibi gözüküyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fazla arasında bir fark gözükmüyor. Ama tabii ki birisi 3, birisi 1. Altyapıları tabii ki farklı. Bakın. Ama bunun da fiyatı üzerinde yok arkadaşlar ama ucuz bir araba değil. Kesindir. Ya bunların hem kullanımı güzel, hem fazla servise gitme ihtiyacınız da yok. İnanın bana çok dayanıklı bir araba. Hemen yanında yine küçük bir kabriyo. Bunların fiyatlarına bakmıyorum. Evet. BMW'nin babası. Bak hemen karşıma çıktı. Bu 7 serisi. Arkadaşlar bakın şu arabanın büyüklüğüne. İnanın bana. Hani. Bu arabalar. Büyük. Ve pahalı arabalar. Üzerinde bunun da fiyatı yok. Bakın içerisinde derisine falan bakın arkadaşlar. Fazla gözükmüyor güneşten. Bordo bir deri koymuşlar. Çok güzel bir desengi var. Hemen yanında biraz daha bunun abisi var. iX serisi. Aslında uzay arabası gibi araba yapmışlar hakikaten. Bakın. Ne bileyim bu renkleri sevenler varsa ya. Arkadaşlar 22 sol. Yani üzerinde jantları var. Bir tane içerisinde gözükse de. Ha, ya gözüküyor birazcık ama. Bilmiyorum sizler görebilecek misiniz? Bayağı. Bakın arkadaşlar sanki uzay arabasındasınız. Bunda yolculuk yapılır. Hem de uyuyabilirsiniz. Arkadan görünüşümüne bakalım. Hayır maşallah. Zaten yanlarında ekstra koymuşlar. Bakın. Güzel gözüküyor. Hemen yanındaki 7'lik serisinde biraz önce söylediğim gibi 740'mış arkadaşlar. Ama dizel bir araba. Bence hibrit bir araba. Üzerinde kaç piyes olduğunu gösteremeyeceğim. Maalesef yazı koymamışlar. Arkadaşlar ben bu arabayı ilk kez şu anda gördüm. Bakın valla merak ettim. Yine BMW üzerinde X M var ama inanın ki modelini dahi bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Arkadaşlar şu arabanın büyüklüğüne bakın. Bakın bakın bilmiyorum ama 6-6,5 metre kesin uzunluğu vardır bu arabanın. Eğer bakıp bilenler varsa bunu internetten bakmam lazım bugün. Nedir bu diye. Arkadaşlar bakın şu arabanın tekerleklerine. Vallahi merak ettim bu araba. Arkadaşlar göremiyorum daha. Biraz kirlenmiş. Şu arabanın jantlarına arkadaşlar şu arabanın brems belgelerine bakın. Bu brems belgeler vardı. 3000-5000 liraya tanesini ekledi sonra bulursunuz ya. Arkadaşlar bunu göstermelik mi koymuşlar bilmiyorum. Arkadaşlar yolda giderken bu araba arkanızda birden gelse vallahi korkarsınız. Arkadaşlar şu büyüklüğü bakın ya. Şu aynaların güzelliğine kenardan ne güzel gözüküyor. Bu ne böyle ya.
X M. Sadece bu. Başka bir şey yok. Vallahi hayran kaldım. Tabii arkadaşlar bu bilmiyorum, benim gibi orta haller için değil. Evet arkadaşlar, X4 serisi dizel bir araba. Bakın, altını henüz göremedim. Belki vardır, bilmiyorum. Ama çok şahane gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki X6 en azından biraz daha küçük. Bakın, tam da karşımda güneş var. BMW artık yapıyor araba. Bakın. Gemi gibi araba. Tabii X6'sı tabii ki daha güzel gözüküyor bence. Biraz daha büyük. Daha baba. Maalesef satılık değil ya da yeni geldi. Bilmiyorum. Evet, bu da benim yadigarım arkadaşlar. Şu anda satılık değil. Kirli sadece. Bakıma ihtiyacı var. Dediğim gibi son zamanlarda çok yağmur yağdı. Biraz oldukça da kirlendi. Yani benim arabamı da seviyorum. Bununla Türkiye'ye gidip geliyoruz. Yollar da çok güzel oluyor. Tabii ki alrat sistemi var, her şey var. Kışın çok güzel oluyor. Yine bir tane e-dry kullanmış var. Bakın. Daha önce dediğim gibi bunlar uzun yıllardan beri var bu araba. Ama güzel gözüküyor. Temizlemişler. Çok harika bir şey. Uzun yola bilemeyeceğim ama büyük şehirlerde oturanlar için ideal bir araba diye düşünüyorum en azından. Arkadaşlar bunların fiyatları da üzerindeki elektroya bağlı. O yüzden fiyatları çok değişik. Fiyat koyuyorlar. Mesela bu, bakalım üzerine. Bakın arkadaşlar. Bunda da 120 amper var. 9650 kilometre üzerinde. 183 beygir gücü varmış. 2021 model. 26.890 euro. Dediğim gibi bunların 120 hatta daha yüksekleri de var. Onlar tabii ki biraz daha pahalı. Daha uzun mesafe gidiyor. Evet, BMW'nin en çok Jeep türlerinden sevilenlerinden X5'teyiz arkadaşlar. Bakın. Bunlar kaç yıllık bilmiyorum. Bakalım üzerine. Taşı şu görünümü, şu büyüklüğü bakın. Hakikaten bu X5 Almanya'da çok satılan bir araba. Bakın. Bu 3 litrelikmiş arkadaşlar. 265 beygir gücü var. 44.000 kilometrede. 2019 model. 62.980 euro. 749 euro. Aylık ödeme istiyorlar. Dediğim gibi Almanya'da araba almak hakikaten sorun değil. Sadece 3 aylık maaşınız yeterli. Götürüyorsunuz. Durumunuza göre veriyorlar arkadaşlar. Hemen yine yanındaki araba bu arkadaşlar XR4, yine dizel bir araba. 49.000 kilometre var üzerinde ama 340 beygir gücü var. 2021 model, 70.890 euro. 869 euro aylık ödeme istiyorlar. Tabi ödemeler değişiyor. Vereceğiniz an biraz ön ödemeye de
Çok önem veriyorlar. Biraz fazla ödeme verirseniz taksiniz daha da aşağı düşüyor. Hemen yine yanında baba. Bu araba yeni gelmiş. X4'müş arkadaşlar. Bakın. X5'in adına arkadan küçük gözüküyor. Hemen yine yanında. Ha, bu sefer üzerinde fiyatı var. Yine X4. M40 serilerinden. Onun piyasa yükseğe benziyor. İçinde yok gibi arkadaşlar, bakın. Yok yok. 360 beygir gücü. 24.950 km. 2021 model. 58.480 euro. 629 euro. Aylık ödeme çıkarmışlar. Hemen yanında. Bu X-Tra'ya benziyor. Ama 5'liğine zarar oldukça küçük gibi gözüküyor. Ama o da büyük. Hemen benim arabanın aynı eşdeğerde bir araba. X3, ha gördüğünüz gibi. Dizel. 285 beygir gücü var arkadaşlar. Kaç? 88 bin kilometre var üzerinde. 2020 model. 44.890 euro. 519 euro. Aylık ödeme. Yine yanında bir tane X4 var. Ha, bu biraz da eski modeli andırıyor. Ama model olarak hemen aynı gözüküyor. 2015 modelmiş arkadaşlar bu araba. Bakın. 122 bin kilometre var. 313 beygir gücü var. Dizel bir araba. 31.890 euro. 329 euro ödeme istiyorlar. Şey ama şimdiye kadar da Almanya'da hakikaten dizel araba çok kullanılıyor idi. Ama idi de kaldı. Neden derseniz, dizel fiyatları benzin fiyatlarını geçti. Son zamanlarda biraz daha hareketlenme var yine. Bu da 2020 model bir araba. X-Tray. 39 bin kilometre üzerinde. 190 beygir gücü. Dizel. 43.480 euro. 479 euro. Aylık ödeme çıkarmıştır. Hemen yine yanında yine. Bu da X-Tray. X-Tray'ı bugün fazla gördüm. Aslında çok gözüken bir araba değil. Ha, yine X-Tray var. Arkadaşlar oldukça çok araba var ki. İnanın ki hangisini göstereceğimi ben şaşıyorum. Bakın. Hakikaten. Ha, küçük bir araba değil. Ha, arkadan çok güzel gözüküyor hepsi. Bakın aynı şeyde. Aynı model. Arkadaşlar böyle yerlerden araba aldığınız zaman buralar en az size bir yıl garanti veriyor. Bir yıl içerisinde arabanızda hani kendinize özgü olmayan herhangi bir hata çıktığı zaman böyle servise getiriyorsunuz. Tekrar yenilenmiş halde arabanızı teslim alıyorsunuz. Böyle büyük firmaların özelliği bu. Küçük yerlerde o kadar da değil. Tabi ona göre fiyat koyuyorlar tabii ki üzerine. Bakın. Hemen hemen hepsi. Aynı. Hemen yanında da 3 serilere var. Kombi türleri. 3.30'muş arkadaşlar. 43.890 euro. Hemen hemen fiyatlar da birbirine yakın. Bu da 3.30. Bu elektro türlerinden 36.980 euro. Fiyatlar birbirine yakın dediğim gibi bunlar en fazla 2 yıllık 3 yıllık araba. Hadi bir tane gördük 2015 model. Ama nedense orada kalmış. Ha bakın bu da X2. Bilmiyorum çok hoşuma gidiyor benim. Bakın biraz düşük gibi gözüküyor ama yine de o kadar da küçük sayılmaz. Bakın.
Bu da elektroya benzer bir araba. X-Drive. Ama elektro. 2022 model. Bakın o yeni. 300 kilometre varmış üzerinde. Sanırım açtırılmış da öyle duruyor. 32.480 euro arkadaşlar. 329 euro aylık ödemesi var. Alınır mı derseniz, iki kişi bir aile için hakikaten ideal bir araba. Hemen yanında birlik var. Bakın birlik daha farklı. İkiliye nazaran görünüş olarak. Bu biraz daha böyle baba gözüküyor ona nazaran. Bu da yine bir elektro araba. 2020 model. 28 bin kilometre var üzerinde. 125 beygir gücü. 34.480 euro. 349 euro ödemesi var. Bakın yanına yine renk tabii ki isteğe bağlı bir şey. Çok silver araba kullandığım için son zamanlarda hiç silver araba bakmıyorum gibi. Bu da arkadaşlar 2017 model. Bakın. 25 bin kilometre daha olsa fazla hiç gitmemiş. 192 beygir gücü. 24.840 euro. 219 euroya alıyorsunuz. Burada bugün X1 de çok. X3 de çok. Bakın hepsinin tek tek fiyatına 29 bin, 30 bin, 31 bin, 33 bin, 329, 299, 259 fiyatlar öyle gidiyor. Yani bu da X2 serisi. Yani bu 319 RS'ler aile ödemeye. Kaç model? 2019 modelmiş arkadaşlar. 27.890 euro. 150 piyes var üzerinde. Hemen yine yanında 5'lik serilerinin kombileri var. Arkadaşlar bir tanesinin fiyatına bakalım. Kombiler nasılmış. Ha, gözüküyor bir tanesinde. Ama içine düşmüş galiba. Bakın. 5.20. Arkadaşlar 2021 model 55 bin kilometrede 190 beygir gücü 35.480 euro 449 euro aylık ödeme istiyorlarmış. Aylık ödeme dediğimde bunların el firmalarının kendi bankası var arkadaşlar. Hiç sorun yok bunlarda. Hemen. Çünkü kendi malını satmaya çalışıyor. Bakın 5.30 iyi benzinli. Bu bilinir. 5.30'lar bilinir. 2022 model 25.500 kilometre 251 beygir gücü 43.480 euro 299 euro aylık ödemesi var. Bakın arkadaşlar yeni modeller biraz önce gösterdiğim modeller çünkü arada ne kadar fark var gördünüz mü? Onlar daha farklı gözüküyor. Aradan bir yıl iki yıl geçti mi hemen böyle arabanın modelden dahi siz şaşırıyorsunuz. 5.30 M Sport. M serisi değil ama M Sport üzerinde. Kombi türü. 58.780 euro. 2022 model bir araba. Evet 5.50. Bakın. Arkadaşlar bu 5.50'nin bir tane iş yerinde arkadaşım var. O bunun M serisini aldı. O arabanın yeni fiyatı 125 bin euro dedi. Galiba 2 yıllık bir araba. 65 bin euroya satın almış. M serisi arkadaşlar. Bir üzerinde lastik yere falan var. Ama büyük gözüküyor. Bu, onun görünüşü daha farklı. Bu da 530E. Elektrolardan. Ya burası 5'lik zaten. Gördüğünüz gibi kombi var, binek türü var. Evet. 5.30.
Söylediğin gibi 6 silindirli BMW'ler çok güzel oluyor arkadaşlar. Sizlere tavsiyem 6 silindirli. Söylediğin gibi yakıtta hemen hemen hiçbir fark yok. Mesela benim kullandığım 5'lik serisinde otobanda 6,5 litre dizel yakıyordu arkadaşlar. İstediğiniz kadar basın. Belki 7 litreye çıkıyor. Bu da 750 dizelmiş arkadaşlar, bakın. 68.890 euro. Kırmızı. Kırmızıyı sevenler. Ama güzel gözüküyor. Niye? Bu 7'lik serileri arkadaşlar. Bilmiyordum, hiç kullanmadım. Ama çok hoşuma gidiyor. Hemen yine yanımda 3 serileri. Bakın. 330. 30.980 euro. Yine kombi türü. Bunun fiyatı 3.18'miş arkadaşlar. Bunun tabii ki piyesi biraz daha düşüktür. Bakalım. Bence düşüktür. 150 beygir gücü arkadaşlar. 27.480 euro. Zaten 3.18, 3.20 bunların piyasa piyesleri biraz daha düşük oluyor. Bu da 3.30. Bak bunun piyesi yüksektir. Bakın arkadaşlar. 2020 model. 258 beygir gücü var üzerinde. 39.480 euro istiyorlar. 399 euro ödeme istiyorlar. Ah, bu daha güzel gözüküyor. Ön panjuru biraz daha değişik. Bakın. Ya bu daha güzel yakışmış. Hatta bunları değiştirebiliyorsunuz veya satın alırken yapıyorlar. Bunlar yeni değil ama yeni sipariş verenler öyle. Buna bakalım. 3.40'mış arkadaşlar BMW. 2021 model. 47.000 kilometre var. 374 beygir gücü var arkadaşlar. 54.890 euro. Evet. Gördüğünüz gibi. Bunlar hep 3 serisi. Kombiler var. Yine önümüzde bir tane daha var. Arkadaşlar bu siyah. Böyle çok güzel renkleri var bunların ya. Bakın. Ya modeller o kadar çok değişiyor ki. Son zamanlarda hangi arabanın hangi modelde olduğunu bilemiyorsunuz. Baktım iyi gitmedi. Hemen yakın bir zamanda karoserisinden biraz oynuyorlar. 4 serisi. 420'miş. 27.490 euro. Güzel gözüküyor. Temiz gözüküyor ama bu arabanın modeli eski. Evet. Yanılmadım. 2016 model bir araba. 46.000 kilometre üzerinde. Kaç? 183 beygir gücü varmış arkadaşlar. Ama kullanmış arabalar. Dedim ki bunlar garanti veriyorlar. Ne kadar da eski de gözükse veriyorlar. Yine hemen yanında birlik serileri arkadaşlar. Bu 1.18. Daha önce ama uzun yıllar oldu. Bende de vardı bir tane 1.18. Benimki tabi bu modelden değildi. Karoserisi daha değişikti. Yani burada görürsen gösteririm. Bu arabada 20.480 euro. 2020 model. 140 PS. Benimki 129 PS arkadaşlar o zaman. Ama küçük gibi olsa da yine de biz 4 kişilik aile olduğumuz için sığıyorduk içerisinde. Tabi biraz bagaj problemi oluyor. Bagajlar o kadar büyük değil. Yani bu da dizel bir araba. 2021 model. 26.980 euro. Ödeme 299 euro aylık. Bakın bunların hepsi birlik araba. Yani görünüşlerinden de birbirine çok yakın. 20.000. 28.000. Bak bunda M Sport varmış. 23.000 euro. Ama kaç modelmiş bu araba? 2020 model arkadaşlar.
23 bin yine 980 lira. 19.980 biraz da onlara nazaran eskidir. Yıl olarak eskidir. 2020 model. Bakın. Bu biraz daha bunun fiyatı yüksek galiba. 27.980 euro. 2020 model. 145 aynı. Galiba avuç tahtında biraz daha özellikleri değişiyordur. Arkadaşlar bu büyük arabalarda biliyorsunuz içerisine koydukları avuç tahtımları, aksesuar diyeyim, çok fiyatını değiştiriyor. Bu yüzden tercih. Ya o kadar çok şey var ki içerisine koyabileceğiniz. Şu arabalara komple içerisine her şeyini koydursanız bilmiyorum ama 50-60 bin liraya çıkar. Evet, gençlerin sevgilisi Cabrio. Yine Mini Cooper S modeli. Bunun piyasası yüksek. Ama biraz böyle eski modele benziyor. 16.890 lira. 2015 model. Şu anda bizde olan Cooper gibi. Ama bizdeki S modeli değil arkadaşlar. Bunda 183 beygir gücü var. Bizdekinde 137 beygir gücü var. Ama 91 bin kilometrede. Bizim arabamız hala 35 bin civarında. Gördüğünüz gibi Mini Cooper'lar oldukça fazla. Evet sevgili dostlar, sizlere bugün BMW'den arabalar göstermeye çalıştım. İçinde beğendiğim, kendime bakmak istediğim birkaç tane çıktı. Ama bakalım sonuç ne olur. Tabii ki dediğim gibi taksidi ödemesine bağlı. Eğer çektiğim videoyu beğenirseniz ve kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonbahar pazar gününden herkese selamlar ve hoşça kalın arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Saygılar, selamlar.